Merhaba sevgili arkadaşlar. Geçenlerde yakında burada Action diye bir tane mağaza var. Ucuz şeyler satan bir yer. Orada da bu tarz kalemler satılıyor. 15 euroydu. Benim de param vardı. Dedim alayım bari böyle bir tane. Bunu alma sebebim tabii ki Aqua Twin markerlardı. Fakat gidip aptal gibi yanlış şey almışım. Bu normal Twin marker. Bu kalemlerin arkadaşlar iki ucu var bu arada. Bir tarafta brush, bir tarafta fine diye. Bu brush tarafını muhtemelen daha çok kullanacağım. Peki bugün ne yapacağız? Bu markerları alınca tabii ki elimde kalacak mı bunlar? Hayır. Her ne kadar istediğim markerlar değilse de bunları biraz kullanmak istedim. Bunun için de bazı videolara baktım. Herkesin temelde söylediği şu: arkasındaki renklerin açıp boyadığınız zamanki renklerle alakası olmuyormuş. Ne yapacağız? Hop, sen şuraya geç bakayım. Bu görmüş olduğunuz deftere renk örnekleri yapacağız. Bunun için bu sayfayı ne? Neden böyle bir şey yaptın? Anlamadım. Peki. Yapacağımız şey basit arkadaşlar. Buradaki bütün renkleri tek tek bu sayfaya boyayacağız ve altına da isimlerini yazacağız. Böylece kullanmak istediğimiz zaman hangi rengi istediğimizi bu kağıttan bakacağız. Bu defterin kağıda uygun olur diye düşünüyorum. Hiç emin değilim. Sanki direkt arkasına geçirecek gibi ama bir başlayalım bakalım neler olacak. Bu şekilde birkaç çizgi atıyorum. Bakıyorum numarasına. 146 yazıyorum. Şimdi bu şekilde hepsini dolduralım bakalım. İlk sıra bitti bile. Şimdi rakamlara bakınca düşünüyorum da 282 var mesela. 282 tane renk mi var? Yuh. Sonunda birbirine benzeyen iki rakam. 200 ve 201'i buldum. Galiba bunu boyamama gerek yok çünkü 0 numara bu. Blender mi bu acaba? Zaten yazıyormuş üstünde. Colorless Blender diye. Ve üçüncü sırada bitti. Şimdi uyanıyorum yavaş yavaş bakın. Neden kırmızılar 10'da mesela? Ha, gerçi bu 200'de teorim direkt çürüdü. Renk tekerleği var ya. Orada en altta kırmızı vardır. Ondan sonra sarı, turuncu, yeşil falan diye ilerler ya. Kırmızıları birden başlattılar diye düşünmüştüm. Ki çoğu uyuyor aslında. Sarılar 35'e denk geliyor. 24, 23'te mesela turuncular var. 47'de yeşil, bunlar uyuyor. Ama şu 206'daki de mesela. Neden böyle? Hmm, oradan sonra gelen bu pembe. O yüzden. Tamam, teorimiz devam ediyor. Thank you.
Açılmıyor resmen. Acaba şimdi fark ediyorum. Bunlar yan yanayken de farklı gözükebilir mi gözüme? Yani şu pembeyi şu ikisinin arasına koysaydım mesela, 23 değer değiştirseydim daha farklı mı gözükecekti? Renkler çok garip şeyler ya. Evet, son sıraya geldik. Yes, bitiyor. Bu işlemi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Hakikaten çok güzel oluyor. Terapi gibi gerçekten. En sevdiğim kısma geldik. Yani gri renklere geldik. Bu da blue grey'miş. İlk defa duyuyorum böyle bir şey. Hoş bir renk. Ve sonuncusu tabii ki siyah. Yani bunu yapmamıza gerek var mı bilmiyorum ama yine de yapacağım. Ve bitti arkadaşlar. Bu kadardı. Şimdi ben bunu muhtemelen şuradan keseceğim. Hatta keselim. Ve tabii ki hepinizin merak ettiği acaba arkaya geçti mi? Tabii ki geçti arkadaşlar. Ama önemli olan buranın da arkasına geçmemesi. İşte bu problem olabilir. Bakın burada noktalar görüyorum. Bu kağıt o zaman çok uygun değil marker için. Aslında biraz daha küçük yapsam galiba bunun üstüne koyabilirdim şu şekilde. İstediğim bir renk olduğunda buradan seçeceğim artık. Bir sonraki videoda belki de kullanırız bunu. Yani markerlarla bir çizim videosu da gelebilir, bilemiyorum. Eğer böyle bir video istiyorsanız, bu video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Set alıp daha hiç kullanmayan bir çizer olmayıp bunları kullanacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.